Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere peynir dilimi şeklinde tuzlu kraker tarifi paylaşacağım. Şeklini çok beğeneceksiniz. Böyle kaşar, dilimlenmiş kaşar peyniri şeklinde bir kurabiyemiz olacak. İlk olarak malzemelerimizi sayarak başlayalım. Bir adet yumurtamız var. 2 yemek kaşığı suyumuz var. 1 çay bardağı rendelenmiş kaşarımız var. Kaşarı rendenin İnce kısmıyla rendeledim. Kalın kısmıyla değil, ince rendelenmiş olacak. Gram olarak 150 gram ama gram ölçemem diyorsanız 2 yemek kaşığı tereyağım var. Yarım tatlı kaşığı tuz. Çeyrek çay kaşığı karabiber ve çeyrek çay kaşığı pul biberim var. Ve biraz da, yani yarım tatlı kaşığı kadar da kekiğim var. İsterseniz kurabiyemizin daha doğrusu tuzlu krekerimizin tarifine başlayalım. Krekerin yapımı çok basit. Net bir un miktarı söylemedim. Aşağı yukarı 1,5-2 su bardağı kadar hamur yaptığımda net miktarı söyleyeceğim. Hamurumuz, dediğim gibi, krekerimizin yapımı çok basit çünkü bütün malzemeleri bir kabın içine alıp yoğuracağız. Yağımız. Yağım buzdolabında, oda sıcaklığında değil, hamurun rahat açılması için. Bütün malzemeleri karıştırma kabımıza alalım. Baharatlarımızı da ekleyelim. Ben pul biber, karabiber ve kekik kullandım. Sizin sevdiğiniz başka baharat varsa onu da kullanabilirsiniz. Yumurtamızı da kıralım. Malzemelerim katı olduğu için çırpıcı kullanmadan direkt elle yoğurmaya başlayacağım. Bunlar bir güzel birbirine karıştığında unu ilave edeceğim. Malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Malzemelerimi karıştırdım. Daha önceki videolarımı izleyen bilir, ben un konusunda temkinli gitmeyi severim. Azar azar eklemeyi severim. 1 su bardağı unumu ekledim. Çünkü bu kurabiyeye ne kadar un verirseniz alacaktır. Yağ eridikçe o unu çekecektir. İkinci su bardağımızı da koyalım. Ve yoğurmaya devam edelim. Hamuru yoğurduk. 2 su bardağı un aldı. Dediğim gibi çok fazla yoğurmuyoruz. Bu kıvama geldikten sonra bırakıyoruz. Tereyağı çünkü yoğurdukça eriyecek. Eridikçe cıvıklaşacak ve cıvıklaştıkça da un isteyecektir. Şimdi isterseniz kurabiyenin yapım aşamasına başlayalım. Sil patı serdim. Üzerine biraz un serptim ki hamur açtığımda yapışık kalmasın diye. Hamurumuzu bir merdane yardımıyla ince bir hamur olacak şekilde açıyoruz. Yuvarlak bir hamura ihtiyacım var. Bu şekilde açalım. Daha sonra zaten bir tencere yardımıyla, güzel bir tencere kapağı yardımıyla güzel bir yuvarlak elde edeceğiz. Çünkü üçgen şekiller istiyorum. Ben yuvarlak kesmek için küçük bir tencere kapağı kullandım. Çünkü üçgenlerimin küçük olmasını istiyorum. Bu şekilde yuvarlağımız düzgün bir yuvarlak olsun diye kapak yardımıyla kesiyoruz. Kenardaki hamurları kaldırıyoruz. Bu arada kurabiyemiz için dediğim gibi kabartma tozu kullanmıyoruz. Daha doğrusu çünkü kraker kabarmasını istemiyorum. Ve şu şekilde 8 parçaya ayırıyorum. Daha
sonra tepsimi yağlayıp krekerlerimi tepsiye alıp peynir şeklini vereceğim. Krekerlerimizi tepsiye aldık. Şimdi şekil vermeye başlayacağız. Arkadaşlar büyük yuvarlaklar istiyorsanız bu şişe kapağı, bir de bu benim oğlanın bu yapıştırıcı stick yapıştırıcıları var. Onun kapağı, ben onu bir güzel yıkadım. Onunla vereceğim. Şu şekilde ortalarından delikler oluşturalım. Sanki bu fare tarafından tırtıklanmış peynir görüntüsü yapacak. Ortaları boşaltıp şöyle kenarlarından yarım ay şeklinde alalım. Ben bu şekilde süslemeyi seviyorum. Siz daha farklı şekillerle süsleyebilirsiniz. Kapak bulamazsanız geniş uçlu pipetler var. Onlarla da yapabilirsiniz. Ve krakerlerimizi bu şekilde yapmaya devam edelim. Kenarlardan ayırdığım hamuru tekrar açacağım. Tekrar yuvarlak şekilde kesip üçgenlerimi oluşturacağım. Bu şekilde kaşar peyniri dilimi şeklinde güzel bir görüntüsü olacak. Artı şu an hamurken bile çok güzel bir kokusu var. Piştiğinde kokusu muhteşem olacak. Gördüğünüz gibi şeklimizi bu şekilde verdik. Diğerlerini de yapalım, sonra fırına. Üzerine yumurta sürmeyeceğiz. Ama çatlamamaları için bir fırça yardımıyla üzerlerine su sürüyoruz. Daha sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirmemiz yeterli olacak. Krakerlerimizin üzerine suyunu sürüp fırına atalım. Evet, krakerlerimiz fırından çıktı. Şu an çok sıcak. Ama şu şekilde kızardı gördüğünüz gibi. Ama sıcakken de çok rahat, tepsiden gördüğünüz gibi yağlı bir hamur olduğu için tepsiye de yapışmıyor. Ben kaşar peyniri kullandım hamurunda, ama evde kaşar peyniri olmayan yağsız peynir de kullanabilir. İstediğiniz tarzda peynir kullanabilirsiniz. Kekik kullanmıştım. Kekik sevmeyen istediği baharatı kullanabilir, ama şu an kekin kokusu bile, yani kaşar peynirinin kekiğin kokusu muhteşem geliyor. Muhakkak tarifimi deneyin. Artı şekliyle de misafirlerinizi böyle şekline hayran bırakacak güzel bir kurabiye oldu. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Kolay gelsin.